Halı yıkamada öncü bir firmayla programımız devam ediyor. Yusuf Demirkıran yönetimindeki Rug Washing Express toplumumuza daha iyi hizmet verebilmek için büyüme kararı aldı. Artık daha geniş bir kitleye ulaşıp herkesin taleplerine karşılık verebilecekler. Rug Washing Express halı yıkama servisinin bulunduğu yerdeyiz. Fabrikadayız. Halıların yıkandığı yerdeyiz. Yanımızda da firmanın yöneticisi Yusuf Demirkıran var. 2017 yılında büyük bir yatırım yaptınız aslında bu firmaya ile alakalı. Hem topluma daha iyi hizmet verebilmek için hem de bulunduğunuz, yapmış olduğunuz hizmetin hacmini genişletmek için. İsterseniz detayları sizden alalım. Hem firma olarak 2017 sizi nasıl geldi ve ne gibi yatırımlar yaptınız? 2017 yılı aslında bizim için dediğiniz gibi biraz yatırım yılı oldu. Geçtiğimiz dönem fabrikamız tek katlıydı. Şu an mezzanine floor'u oluşturduktan sonra iki kata yükselttik. Aynı zamanda hem laundry kısmımız vardı hem halı kısmımız vardı. İkisi birleşikti. Şu an ikisini ayırdık. O konuda çok başarılı bir işlem yaptık. Halkımıza da daha güzel, daha hijyenik, daha temiz bir servis verebilmek için burada da aynı zamanda halıda değişiklikler yaptık. Hem yıkama servisi olarak hem de içerideki operasyon olarak değişiklikler yaptık. Bunun dışında halı yıkama kurutma alanımızı %35-%40 arttırdık. Şu an tamamıyla 1100 metrekare halı yıkayabileceğimiz bir kurutma alanımız var. Bunun dışında tabii ki halıları istiflediğimiz yerde değişiklikler yaptık. Bu konuda belki daha ileriye götürebileceğimiz bir şeyler var. Onun dışında şu an en büyük atılma aslında temizleme ürünlerinde, laundry kısmında yapmayı düşünüyoruz. Şu an oluşturduk, yeni firmalar ekliyoruz, yeni isimler kaydediyoruz. Bununla birlikte de tabii ki müşteri portföyümüz de genişliyor. Evet, aslında 2017 yılı sizin için bayağı verimli bir yıl olmuş. Aynen. 2017 bayağı bir hayırlı oldu bizim için. İnşallah 2018'de de devamı olacak. Evet. Şu an bulunduğumuz yer halıların yıkandığı yer. Eskiden burada başka şeyler de vardı. Şimdi siz buranın üst katını açtınız. Evet. Onları oraya taşıdınız. Şimdi aslında ön kısımda bizim genel olarak laundry kısmımız vardı. Burada hem catering firmalarına hem restoranlara servis eden kısmımız vardı. Bu kısmı ayırmak istedik çünkü hacim giderek genişliyordu. Onunla cevap veremiyorduk. Aynı zamanda halı yıkamada da hacim genişliyordu. Geçen yaz deyim yerinde 24 saat çalışmak zorunda kaldık. Çünkü kurutma odasının yetersizliği vardı. Bunu da ek kurutma odası yaparak giderdik. Aynı zamanda makinalarda da değişiklik yaptık. Şu an makinalarımızın birkaçını yeniledik. Daha iyi kurutma alabilmek için, kurutmada sıkıntı yaşamamak için, daha hızlı kurutabilmek için. Onun dışında laundry kısmına yeni makinalar ekledik. Hem ütüsünde hem kurutmasında hem de yıkamasında dahil olmak üzere araçlarımızda yenilemeye gittik. Araç sayımızı çoğalttık. Daha fazla servis verebilmek için. Yaptığımız değişiklikler şu an bu kadar ama daha devamı gelecek. Evet, zaten bir yandan da aslında çalışmalar devam ediyor hem üst katta. Tabii. Şu an inşaatımız 9 ay sürdü. Aslında büyük bir süreçti. 9 ay sürmesinde de biraz hem iş hacminde gerilemeye sebep olmamak için, serviste aksaklık yaratmamak için biraz yaydık. Zamanı biraz öteledik ama 9 ay sonunda şu an bitmek üzere. Belki bir 2 hafta içerisinde tamamıyla inşaatımız bitmiş olacak. Bundan sonra daha güzel sonuçlar alabileceğiz. Harika. Aslında belki de sizi diğer firmalardan ayıran bu özellikler de çoğalmış oldu. Hem hacim olarak hem vermiş olduğunuz hizmet tabii olarak. Tabii ki şimdi geçmişe bakarsak firmanın şu an 8. yılımızı kutluyoruz. Hem ilk açılan firma olduğundan dolayı hem verdiği servisin kaliteli olduğundan dolayı diğer firmalarla aramızda belirgin farklar olmakta. Ama bunun dışında da hizmet sunduğumuz insan sayısının hem fazlalığı hem kalitesi diğerlerinden ayıran özelliklerimiz. Bunun dışında ama tabii ki şu an ne var? Şu an laundry kısmımız devreye girdiği için %100 olmasa bile %80 olarak devredeyiz şu an. Bunda da ayıran bir özellik diye görüyorum ben. Evet.
Aslında biz önümüzdeki haftalarda hem halı yıkamanın önemine değineceğiz, hem de vermiş olduğunuz hizmetleri kalem kalem çekeceğiz. Siz aynı zamanda tabii burayı da büyüttüğünüz için elinizde ofisler oluştu değil mi? Evet, şu an aslında yapmayı düşündüğümüz olay da şu, burada belli bir topluluğumuz bulunmakta. Bu topluluğumuz hem restoran olsun, hem otel olsun, hem catering alanında olsun belli bir standardı yakalamış durumda. Bizim de amacımız zaten buydu. Bu insanlara kendi dillerinde daha iyi servis verebilen bir kurum olabilmek. Bunun için de aslında biz burada bir business grubu kurmaya çalışıyoruz. Bu grup kendi başına belli yerlere gittiğinde laundry'sinden tutun elektrik kontratına ya da post makinelerine ya da programına kadar her şeyini firmanın halledip o firmadan çıkıp firmayı da rahat bir şekilde, daha hızlı bir şekilde hizmet vermesini sağlayabilecek şekilde getirmek istiyoruz. Şu an 5 tane ofisimiz bulunuyor. 2 tanesini kiraya vermiş durumdayız. 3 tane ofisimiz kaldı. Bunları da kiraya verdiğimizde ya da bize katılmak isteyen arkadaşlar olduğunda tamamıyla istediğimiz seviyeye gelmiş olacağız diye düşünüyorum.